Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi'de vardığı anlaşma İdlib'li siviller için umut oldu. Silahsız bölge anlaşmasıyla İdlib'liler evlerine dönmeye başladı. Hava saldırılarından kaçan 50 binden fazla sivil geri döndü. Birçoğunu bekleyen manzara aynıydı. Evleri az ya da çok hasar görmüştü. İlk iş yıkılan evleri onarmaya başladılar. Onlardan biri de İdlib'in güneyindeki Habit köyünden Abdülkerim Hemşo. Son dönemdeki hava saldırılarından dolayı geçen yıllardakine göre daha fazla göç oldu. Ama Putin'le Erdoğan'ın anlaşmasından sonra köyümüze döndük. Yıkılan evleri onarmaya başladık. Şu an komşuma yardım ediyorum. Kalıcı barış ve güven için Allah'a dua ediyoruz. Köylüler Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarına müteşekkir. Özellikle Allah'ın bize gönderdiği Tayyip Erdoğan'a harcadığı emekleri için teşekkür ederim. Mazlum halkın güven ve emniyetini sağladığı için teşekkür ederiz. Arap hükümetlerinin liderleri bizi hayal kırıklığına uğrattığı için sitemimiz var. Allah bizi Şam'daki katilden ve zalimden en yakın zamanda kurtarsın. Silahlardan arındırılmış bölgenin kontrolü için çalışmalarsa sürüyor. Askeri sevkiyat devam ediyor. Şimdiye kadar kontrol noktalarına 250 beton blok da gönderildi. Gözler silahsız bölgeden çekilmesi gereken gruplarda. 15 Ekim'e kadar süreleri var. Bu uygulama İdlib'deki büyük saldırıyı şimdilik durdurdu. Asıl amaçsa insani kriz yaşanmadan İdlib sorununu tamamen çözebilmek. Bunun için terör örgütleri ve radikal grupların muhaliflerden ayrıştırılarak etkisiz hale getirilmesi gerekiyor. Bunun ikna yoluyla sağlanması ise birinci öncelik. Ancak rejim de boş durmuyor. Yeni bir provokasyona hazırlanıyor olabilirler. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü çok önemli bir iddia ortaya attı. Rejim 400 DAEŞ'lı teröristi İdlib'e gönderdi. Teröristler Suriye'nin doğusundaki Deir ez-Zor kırsalından geldi. Radikal grupların kontrol ettiği alanların yakınlarına bırakıldılar. Ancak o bölgelere giriş yapıp yapmadıkları bilinmiyor. Tam da bunlar yaşanırken Şam'dan gelen açıklama ise dikkat çekici. Esed'in Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktat, İdlib'i savaş ya da barışla alacağız dedi.